En popüler 6 cevabı arıyoruz. Kına gecesi. En popüler cevap. Soruları kolay, cevapları olay. Aileler yarışıyor. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, akranlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Sizler stüdyomuzda, sizler de ekranları başına. Aileler yarışıyor, hoş geldiniz. Bugün milli takımımızda farklı branşlarda performans gösteren sporcularımızı bugün burada davet edeceğiz. Onları ağırlayacağız bugün burada. Hepsini tanıyorsunuz. Şampiyonlar bugün burada, şampiyonlar bugün burada. Milli takımın kıymetli sporcuları farklı branşlarda bugün buradalar. Alkışlarınızla. Onlar geliyor. İlk masamız Ay Masası. Gel Meltem Dilara. Şimdi... Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne derler efendim? Su küçüğün, söz büyüğün. Bugün tam tersi olacak. 16 yaşında daha. Sümeyye 16 yaşında. Dünya ikincisi hem de yüzmede. Ve Avrupa şampiyonasında, Cumhuriyet tarihinde ilk altın madalya kazanan kadın sporcu. Oldu bu yaşta. Kurban olurum. Sümeyye'nin kaptanlığında Ay Masası yarışıyor. Büşra, Yasemin, Dilara, Meltem de burada. Tanıyoruz tabii ki ama şöyle kısaca böyle Dilara'dan bir başlayalım. Kendimizi bir küçük küçük tanıtalım. Branşın ne Dilara? Dilara Lokman Ekim, judo branşında yarışıyorum. Çok mütevazısın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Ödüllerimiz? Ödüllerimiz 3 tane Avrupa şampiyonluğum var. Dünya ikinciliğim var. Hayır. Ya şey diyor, mütevaziliğe bakar mısınız? Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Sen gözüne olimpiyatları diktin, ben onu alıyorum. Ben 2016 Rio olimpiyatlarında yarıştım. Ama madalya alamadım İnşallah maalesef. İnşallah nasip olacak. İnşallah teşekkür ederim. Meltem. Ben Meltem Hocaoğlu Akyol. Karate branşında kumitede yarışıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusuyum. Aynı beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni. Evet. Meltem. Benim de Avrupa Dünya Şampiyonluklarım var. Niye üzülüyorsun? Hepimizin olmuyor. Niye? Bakar mısın? Yetmiyor, yetmiyor hocam. Ama karate... Ne? Karate ilk defa olimpiyatlarla ve ben de ona katılmak istiyorum. Bunun için yarışıyorum. İnşallah katılacaksın. Teşekkürler. İnşallah katılacaksın. Sümeyye kurbanım olduğum. Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonluğu var. Onun dışında. 12 yaşında mı başlamıştın? Ben yüzmeye 5 yaşında başlamıştım. 5 yaşında ama yani müsabaka olarak? Müsabaka olarak 12-13 yaşlarında başlamıştım. Dünya serisi olarak 3 altın madalyam var. Onun dışında yüzmede dediğiniz gibi Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa şampiyonuyum. Bu sene de birincilik nasip olmadı ama... İzlediniz değil mi? Son saniye, o arkadan gelen Teresa, duy bizi! Teresa'ydı değil mi o kızın ismi? Diyeyim ya, niye demeyeyim? Teresa, wait Sümeyye in 2020. I will be there in Tokyo, wait me. Yasemin, biliyorum. 4 kez Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin'ciğim, senin de ikisini tanıyalım. Yasemin Adar, 76 kilogramla güreşiyorum. Enka Kulübü'nün sporcusuyum. Aynı zamanda ben de Sümeyye gibi Türkiye tarihinde ilk Avrupa Dünya Şampiyonu kadın güreşçiyim. Maşallah.
Maşallah. 4 Avrupa şampiyonu. Dünya şampiyonluklarım, dünya ikinciliklerim, İslam oyunları şampiyonluklarım, Akdeniz oyunları şampiyonluklarım var. Maşallah. Büşra kardeşim hoş geldin. Merhaba. Seni de tanıyalım. Ben Büşra Katipoğlu, judo branşında yarışıyorum ben de. Mavi giydim. Bizde çünkü iki tane renk var. Bir beyaz, bir mavi. Niye öyle? Neden? Çünkü çok yakın spor için. Olduğu için puanı kimin aldığı belli olsun diye. Benim de iki tane Avrupa üçüncülüğüm, İslam oyunları şampiyonluğum, Akdeniz oyunlarında üçüncülüğüm, Grand Slam, Grand Prix başlarımda da madalyalarım var birçok. Bak bir şey söyleyeceğim, şuradaki şu başarıları al, Tokyo'ya kadar yol olur, yol. Vallahi yol olur. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sümeyye buyur, sen kaptan en baştasın. Geçelim bakalım arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın madalyalarını falan da getirmişler. Gurur abidesi. Ay masası. Rakipleri var. Kim onlar? Ay olur da yıldız olmaz mı? Yıldız! Gel. Ne siyah seni böyle alıyorsun şimdi? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Onlar da... Geldiler. Aa! Bayağı rahat geldin. Kaptan mı geliyorsun? Ya şimdi tam olarak bir judonun şeyini vermek için ondan sonracığıma judo bir Japon savunma sporudur ve judo kısa bir kelime gibi görünmesine rağmen içerisinde iki ayrı kelimeyi barındırır. Ne onlar? Ju kelimesi esnekliği, nezaketi, kibarlığı bizlere örnek gösterir. Bizim en önemli şeyimiz bu işi yapmamızdaki... Doğuda şıpıdık telliği. Evet. Amacımız bu işin felsefesini benimsememiz. Doğuda doğru yol. Yani kimseyi kırmadan, üzmeden, kibarlık ve nezaket içinde doğru yolda yürümek manasında biz de arkadaşlarımızla beraber onu yapıyoruz. Yani müsabakaya nasıl çıkıyorsak dedik. Biz müsabakaya böyle çıkıyoruz yani. Peki Feyyaz, kısaca bir de seni tanıyalım bakalım şimdi. Ben, tabii ki de. Çok çok teşekkür ederim. Ben Feyyaz Yazıcı. Yaklaşık olarak 15 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ailesinin bir ferdiyim. Spora burada başladım, burada devam ediyorum. Türkiye Judo Milli Takımı'nın sporcusuyum. Dünya şampiyonluğum var, dünya üçüncülüğüm var. Çeşitli kategorilerde 7 tane Avrupa Şampiyonası'nda madalyam var. Teşekkür ederim. Akdeniz oyunları üçüncülüğünden. Çok teşekkür ederim. Bünyamin güreş şey halter diyorsunuz. 61 kiloda. Evet. 1 kiloyla kaybetti. 1 kiloyla geçenlerde kahroldum. Takip ediyorum. Nisan izliyorum. Ayında olmuştu. Nisan ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda. Evet, Nisan ayındaki evet. Avrupa Şampiyonası'nda. Bir seni tanıyalım kısaca. Bünyamin Sezer. Tokatlıyım. Yaklaşık 22 yıldır halter sporuyla uğraşıyorum. 7 Avrupa şampiyonluğu. Dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü. 7 Avrupa şampiyonluğu. 7 Avrupa şampiyonluğu. Dünya... Sesli söyle biraz. Avrupa şampiyonu olmuşsun biraz. Sesli söyle. Ya böyle bir mütevazilik olabilir mi? Yani kızlar da öyle burada. Yani ya inanılır gibi değil ya. 7 Avrupa... Sanki 7 Avrupa şampiyonu. Çok önemli şeyler bunlar ya. Vallahi evet. Allah güç kuvvet versin. Erman Paşam. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. İsmim Erman Eltemur. Karate A Milli Takımı sporcusuyum. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusuyum. Karate sporuyla yaklaşık 20 yıldır ilgileniyorum ve 2007 yılından beri milli takımlarda görev almaktayım. Maşallah. Avrupa şampiyonluğum, dünya şampiyonluğum, Akdeniz oyunları şampiyonluğum, dünya ikinciliği mevcut. Öncelikle hem kendi takımıma hem de karşı takıma başarılar diliyorum. Vallahi ya. Bizim daha fazla ihtiyacımız olacak çünkü gerçekten çok iyiler yani. Vallahi muhteşem. Mi? Muhteşem. Hadi bakalım. Hep çok pratik zeka muhteşemler. Yıkacaklar geçecekler. Tekvando dünya şampiyonumuz. Biliyorsun değil mi? Yanılmıyorsam Peru'daydı değil mi? Evet. Peru'da. 2016 yılında... Kübra ile Kübra gelemedi bugün çünkü hastaymış herhalde. Hastaydı evet. Değil mi? Kübra evet, da gelecek. Çok geçmiş vardı. Olsun Kübra ile beraber. Peru'da 2016'da dünya şampiyonu. Dünya evet. Tekvando şampiyonu. Birlikte dünya şampiyonu olduk. 2015'te Avrupa şampiyonu olmuştuk gene birlikte. 2017'de gene birlikte Avrupa şampiyonu olduk. 2019'da tekrar Avrupa şampiyonası vardı. Birlikte şampiyon olacaktık. Bir sakatlık geçirdim ben. O yüzden yarışamadık.
bırakmak zorunda kaldık yarışmayı. Yani 2015'ten 2018'e kadar aralıksız şampiyonuz Kübra ile birlikte. Yaşa, Türkiye, Avrupa ve dünyada. Ferdi olarak da aynı. Ve soruyorum size. Badminton nedir? Bilenler el kaldırabilir mi? 4 kişi tahmin etmiştim. Bunu biz Neslihan, aramızda sıra olarak saklıyoruz. Bu arada Neslihan badminton. Aynen. Ben Neslihan Yiğit, 16 senedir badminton oynuyorum. Aslında badminton diye söylüyoruz. Öyle bu arada. Badminton değil mi? Badminton. Aynen. Bak, yazıldığı gibi okunuyor. Badminton oynuyorum. Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcuyum. Olimpiyatlara katılan ilk. Kaç yaşında katıldın? 17 yaşında. 17 yaşında olimpiyatlara katılmış ve ülkemizi temsil etmiş. Evet. Muhteşem. Akdeniz Oyunları şampiyonluğum var, dünya şampiyonluğum, Avrupa Oyunları ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Severek oynuyorum, devam ediyorum. Çok fazla bilinmiyor aslında dediğiniz gibi ama... Yanılmıyorsam Neslihan, sen şu anda 2020 olimpiyatlarını garantiledin değil mi? Evet, garantiledim. İnşallah orada da ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Valla git altını kap gel. İnşallah. Şampiyon. Temennimiz önünde. Hadi bakalım diğer ekibimizi de alalım masaya. Şampiyonlar, Neslihan, milli takımımızın farklı branşlarında ülkemizi temsil eden, ben de kendimle ilgili söyleyeyim, 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bir altın kelebek, bir televizyon dizileri de en iyi komedi ve oyuncu ve en iyi komedi dizilerinde ödüllerim var. Buradan bademine devam ediyorum. Ve burada, bizde. Bir kupa daha götürecekler müzelerine. Çok önemli bir kupa. En az olimpiyatlar kadar önemli bir kupa. Aileler yarışıyor kupası 10 bin lira değerinde. Anında. Keş 10 bin. Tabii. Burada duruyor. Kupamız bugüne burada. Kadar bakalım. Elden keş 10 bin lira veren başka bir yarışmaya katılmadık değil mi? Yok ya. Var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Direkt veriyor. Bugün burada dosta güven, düşmana korku. Buyurun. Aileler yarışıyor. Başlıyor efendim. Feyyaz, Sümeyye. Gel kardeşim. Feyyaz, bana mı? Biraz bekliği bulabilir. Tombul bir arkadaşınız varsa siz de gelseniz çok memnun. Kendi tişörtünü bana mı hediye ediyorsun? Evet. Adamsın. Feyyaz, sağ ol, var ol. Şöyle. Sizde bir şey yok. Gardırobuma koyayım. Var var, geliyor daha, sürprizler var. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Tamam. Hepiniz milli takımda arkadaşsınız. Evet, ama burada da bir müsabaka bu. Biri birini yenecek. İki masaya da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Sümeyye, senin butonun burada güzel kardeşim. Evet. Her şeyi hazırladık. Aha, oraya basabilirsin. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. İlk sorumuz da geliyor arkadaşlar. Başka insanlarla rekabete girebileceğiniz bir durum söyleyin. Başka insanlarla rekabete girebileceğin bir durum. Ne olabilir o durum? Yarışma. Yarışma. Olur. Bakalım popüler cevaplarımız arasında var mı? Yarışma en popüler. Efendim çok tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Feyyaz, seni yolluyorum. Ve Sümeyye kaptanlığındaki Ay takımına geliyorum. Sorumuz neydi bizim? Rekabete girebileceğiniz bir yer. Rekabet. Durumlar. Başka insanlara rekabete girebileceğiniz bir durum. Sümeyye dedi ki yarışma en popüler. 35 kişi söylemiş. Yasemin, şampiyon. Hangi yarışma dışında rekabete, hangi durumlarda? Sınav. Ara ara. Sınav. Olur. Olur. Oh. Okul hayatı. 6. Var. Güzel. Aslında bir tane cevap var. Ama bekliyorlar. O cepte diyor, nasıl olsa söylemiyorlar. Büşra. Evet. 48 kiloda. Ben değil. Ha, pardon. Ha, Dilara, pardon. Maalesef. Ya dolu karıştım yani. Nere, kim kimdir? Hangisi hangisindir bilmiyorum Büşra. Başka hangi durumlarda başka insanlarla rekabete girersiniz? Sosyal medya. Sosyal medya? Evet.
Nasıl bir rekabete girdi sosyal medyada? Bence muhteşem bir cevap verdi. Zaten Büşra'nın pratik zekasını hep güvenmiştim. Ondan sonracığıma bence muhteşem. Günümüzde en çok rekabet olan yer sosyal medya. Sen kaç like aldın? Bu arada siz lise ve üniversiteyi beraber okudunuz diye biliyorum. Biz yani yaklaşık olarak son 15 yılımız beraber geçti. Evet. Ve aynı branşı. Keza Dilara'yla da öyle. Medya. Medyada rekabet. Ne kadar tıklandın, şu kadar tıklandım, işte şu kadar takipçim var. Şu kadar like'ım var falanlı filanlı. Bakalım. Aa, sağlık olsun. bana gazı verdin de. Sonra da hiç sevinemeyim. Hep güvenmişimdir. Ben bekleyeceğim. Gerçekten bekleyeceğim. Hep güvenmişimdir. Meltem, tabii ki doğru da. Doğru, 6 tane arıyoruz. Meltem, başka insanlarla rekabete gireceğiniz bir durum. İddia olabilir bence. İddiaya girersin ve bunun için her şeyi yaparsın. Çok ilginç. Bir tane bir şey var, onu hiç söylemiyor hiçbiri. Ve kopyada var yani. 10 tane kopya var şu anda. 10 tane. Onu söylemiyorlar. İddia dedi. İddia. Aman yarabbim. Yıldız masası kümelensin kendi arasında. Hadi bir cevap var şimdi. Sessiz sessiz. Anladınız mı dedim ben? Ticaret bir daha ben çok iyiyim. Bunların hepsi milli. Bak. Ateş mi yaktınız oğlum? Ne yapıyorsunuz? Ağzımız okurlar. Milli takım kampı böyle bir şey mi? Hani kamp diyorlar ya bize. Kampa milli takımımızın güreş takımı. Abi, takım milli kampa gidiyor. Kamp bu mu Allah aşkına? Çömmek mi? Milli takımdaki arkadaşın senin canın ciğer. Şimdi bu Bünyamin abi benim canım ya. İçime sokuyorum. Milli takım arkadaşı şöyle bir şey. Sarılarak Neslihan ya havada kaldı. O da aynı. Poltayı da aslında. Bizi böyle sakatlanmayın ama dikkat edin bak. İyi zaman kazandırdım size. İyi zaman kazandım. Başka insanlarla rekabete gireceğiniz bir durum. Spor. E değil daha şunu şükür yarabbim. Şükür yarabbim. Spor dediler, spor. Hayır, tamam dediler. Bir tane mi söyleyeceğiz ama devamı? Evet, evet. Devamı yok mu? Spor da. Spor 23 kişi demiş. Süveyye kardeşim. Ne dedik? Başka insanlarla rekabete girebileceğiniz bir durum. Güzel kardeşim, yarışma var, rekabete gireriz. Spor, rekabete gireriz. Okul hayatında rekabete gireriz. Başka neye de gireriz? Başka iş hayatında rekabete gireriz. Kariyer kurban olurum ya. Tabii iş hayatında. Dudaklarınızı... Bak Neslihan güzel kapatıyor ha. Aynen. Mantıklı bak. İş hayatı mı dedik? Ne dedik? Kariyer İş hayatı. Bakalım. Koskoca dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu yanlış cevap verir mi? Kurban olurum sana ben ya. Huy! Şimdi. İki tane kaldı. Var aklınızda cevap. Yasemin. Çok genel mi olacak ama ben de kariyer demek istiyorum. Kariyer. İş hayatıyla aslında çok yakın. Evet. Aynen. Aldık muhteşem bir cevap söyledi. Verdi. Yani iş hayatıyla kariyer o kadar farklı şeyler ki ben de diyorum bir şey daha vardı. Bir şey daha vardı ama neydi? Değil mi Ufuk abi senin de aklına takıldı. Feyyaz muhteşsin. Sen sadece gücünle değil aynı zamanda rakiplerini çenenle de... Çıkmayacak mı? Çok doğru. Ben uzaklaşıyorum geldim. Yasemin güreşçi çünkü. Şimdi. Soru neydi? Başka insanlarla rekabete girebileceğiniz bir durum. Çıkan cevaplar var. Yarışma, spor, iş hayatı, okul hayatı. Erman, evet. Sen olsan ne derdin? Ticaret. Ticaret. Bak kariyerden başka bir şey daha geldi. Bu niye tenis topu gibi zıplamıyor ya? Biraz zor abi. Ama iyisin. Vallahi iyisin. Emirhan. Oyun. Oyun. Neslihan, bilgisayar oyunu herhalde. Evet. Aynen, genel olarak zaten son zamanlarda herkes bir elinde telefonla oyun oynuyor. Tabii ki ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Oyun olabilir. Bünyamin? Aynı fikirdeyiz. Oyun. Bir tane oyun dedik, bir tane Erman ne dedik? Ticaret. Ticaret diye oyun dedik. Aslında. Kaptanımız, nihai kararı Feyyaz. Ağzından çıkan ilk şeyi alırım. Tamam canım abicim. Şimdi 100 kişiye sorduk, 6 popüler cevap arıyoruz. Evet. Yani şimdi bütün gençlerimiz, ondan sonracığıma...
Oyun isimleri şimdi vermeyeyim, o da reklama girebilir de. Savaş oyunları, mavaş oyunları çatır çatır oynuyorlar. O yüzden bilgisayar ben de yani. Bilgisayar, telefon, aynen. Ondan sonra acaba. O arkadaşlarımın oyun cevabına katılıyorum. Katılıyorsun, aldım. Alın efendim. Neslihan, abartı bir şey mi isterim bilmiyorum ama. Oynayabiliriz. Yok, oynayacağız da. Bununla böyle 4'e ya da 6'ya atabilir misin? Denerim. İsterseniz ben Bünyamin abiyi direkt atabilirim. Gel bir deneyelim. Kaçta çıkmasını alacağız, istiyorsun? Alacağız, alacağız. Çıksın da nerede çıktığı çıkarsın? Önemli değil açıkçası. Çıkar, çıkar, çıkar. Neslihan, tamam, sana güveniyoruz. Atayım at mı? At bakalım, bakalım nereye? Neslihan. 6. 6. 16'nın 6. Olsun, az olsun. 4! Hey! Ne şampiyonu? Badminton. Avrupa. Hayır. Kesinlikle. İlk hayatımda ilk defa ben badminton topu demeyeyim de filesine vuruyorum. Tebrik ediyorum. Kafasından vurdum dördü. Artık çıkması hocam lazım. Hocam var mı bende yetenek? Süpersiniz her zaman. Hadi bakalım. Herhalde orada. Artık çıkması lazım. Dörtte çıkması lazım. Oyu açılmayan iki popüler cevabımızdan biri. Vuruş da boşa gider valla. İlk puan hangi masaya geliyor? Vurdum, vurdum, açıldı. Süper. İşte bu. Yıldızlar. Yalnız gördünüz değil mi? Vurduğum açıldı. Tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz efendim. Açılmayan 6 numaralı popüler cevap ne? İkinci etaba geçmeden evvel. Güzellik, yakışık... Rekabete girerler şey aslında. Aslında tabii Bünyamin abiye bakınca biraz şimdi. Bir şeyler çıkartmam lazımdı ama hiçbir şey yapamadım. Teşekkür ederim kardeşim. Sarı saçlı mavi gözlü bulamıyorsun ki bu zaman. Hadi bakalım devam edelim. Yasemin, Bünyamin gelin arkadaşlar. İkinci et. Yasemin eller arkaya. Yasemin güreşçimiz biliyorsunuz. Buradan da bunu açıklamak istiyorum. Bizim burada bir geleneğimiz var, çok iyi biliyorsunuz. Hangi sporcular gelirse gelsin, onların yaptığı branşla ilgili, kendileriyle gücümüz yettiğince bir şeyler yapıyoruz. Ben de kendisiyle hanımefendi razıysa güreş tutmak isterim. Olur, tamam. Feyyaz, inanmadın galiba. Ben cesaret edemem. Sen misin abi? Sen cesaret edemezsin. Düşün. Abi dünya bir şey söyleyeceğim. Ben cesaret ediyorum. Tebrik ediyorum. Ama nasıl onu da söyleyeyim. Güreşe tutacağım. Güreş tutacağız. Ama ne? Bilek güreşi. O kadar. Hoş eder beni. Hadi bakalım devam edelim. Ha, şu anda yapalım mı? İstiyor musunuz? Şu olur anda mı yapalım? Nasıl geçeyim? Böyle mi geleyim? Ben nasıl geleyim? Nasıl rahat olacaksak. Şöyle. Hadi başlayalım. 4 kez Avrupa şampiyonu. Bir de bir bilek güreşini hiç bilmiyorum ama dünya şampiyonluğun da var. Evet, dünya ikinciliğim. Dünya şampiyonluğu. Biraz yanaş. Ve ben Ufuk Özkon olarak. Baş parmağım. Baş parmağımı şu anda kırmak üzere. Hayır. Başlayalım. Hadi. Biraz daha. Biraz daha. Ama çok iyi ya. Gerçekten siz de kuvvetlisiniz bayağı. Yasemin. Fela. Yasemin. Bir şey söyleyeyim mi? Maşallah. Hadi şimdi sen 2 tane parmak. Oğlum ben 5 parmak bir şey. Helal olsun. Tamam. Ama bunun revanşını isterim. Yaparız. Bana çok yakın durmasın. Çarparım falan Allah korusun. Dursun şurada. İkinci koluma. Bu yok artık. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Sorumuz boşluğunu doldurun sorusu arkadaşlar. Çok iyi bildiğiniz gibi boşluğunu doldurun. Hangi masaya gidersem o masa alır. Alır. Milli nokta nokta nokta. Milli ne? Beni kırdığın yetmedi. Bir de butona kıracaksın. Ama bu işlemiyor gerçekten. Halterci güreşçi. Kaldım aralarında. Milli nokta 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 Bünyamin şampiyon. Sporcu. Milli sporcu babacığım. Kuvvetli muhtemelde en popüler.
Milli sporcu Yasemin. Yasemin. 4 tane daha popüler cevap var. Bunlar 100 kişiden gelen cevaplar. Evet. Onlar yaptı sıralamayı. Milli nokta nokta nokta. Milli sporcuyu doldurduk. Milli yanına ne koyabiliriz başka? Takım. Milli ya. Takım. Evet. Kimsenin aklına gelmez. Kimsenin aklına gelmez. Bravo Yasemin. Ne yapacak? Yok, bir numara. Bir numara ya. En popüler ya. %100. Bakalım nerede? %100 en popüler. Nereden aklına sporcu geldi? O kadar sporcunun arasında. %100 takım ya. Euro 2020. Bir numara olur. Oh, milli takım tabii ki. Bravo. Bir şey söyleyeceğim. 90 puanı demin buradan sekti de aldınız. Evet abicim. Güzel soru bu. Basit soru bence bu. Bu sefer de evet, sekti. Milli arkasını dolduruyoruz. Milli takım. Milli sporcu. Milli... Of, söylememek için kendimi çok zor tutuyorum. Bir şey mi oldu orada? Kopya falan yok değil mi? Yok, yüksek sesle düşünürseniz çarpı gelir. Knockout olursunuz. Ha bu arada knockout olan biri ama daha olmamış. Ne yapıyor? Kafasına geliyor, sayıyor. 10! 9! 2! 7! Araba! 6! 5! Bu ara çok popüler. Milli araba. Hayır, ama gerçekten... bu ara popüler. Yerli otomobil diye geçiyor. Milli araba. Milli araba. Ya. Yerli otomobil. Milli araba. Yani anladınız? Olabilir ama. 100 kişi söylemiş olabilir. Bence söylemişlerdir. Ya Feyyaz. Ya Feyyaz lütfen. İki tane çarpı Büşra'da var bu arada. Beni kendisi her etap bir çarpım var Büşra. Böyle devam. Bozmayacağım kendimi. Böyle devam. Bozmayacağım. Meltem ne olur. Kurban olayım kuzum. Milli. Sermaye. Milli sermaye. Ama o da yerli be abi. Bak o da yerli. O da yerli be abi. Yerli şeyine bakmayın hiç bak. Milli dolduruyorsun sermaye. Olur. Olur. Hadi 48 kiloda sevgili Dilara düşün. Geliyorum. Şu milli sermayeyi bir açalım. Tamam. Güzel cevap. Milli. Nasıl ya? Ben abi sokakta sana sorsalar milli diye sen gidip milli sermaye der misin? Ben milli takım derdim. Bazen derdim. Kümelenin bakalım. Hadi kümelenin. Niye böyle oldu? Milli bayram, milli parklar. Milli park geldi aklıma. Milli gurur. Milli gurur. Yani nokta noktaya... Ya milli gurur. Milli gururumuz. He? Milli gurur. Açılmayan popüler cevaplarımızdan biri. Açılır ya. 100 kişi evet. Tamam. Cevabımız var mı arkadaşlar? Evet. Var var. Abi geç kaldın gelmek için. Senin daha önce gelmen lazım. Hayır daha çok puanla geldim keşke. Bu ne ya? 39 puanla geldim ama. Biz bulduk Ufuk abi, biz ne? Bulduk. Sence ne? Milli bayram. Evet. Emirhan. Milli bayram olarak ortak evet. Karar verdik. Hemfikiriz milli bayram. Çok kaptım. Çeşitli cevaplarımız vardı. Bünyamin abinin milli sporcu hamlesinden sonra düşündük ya bunu nasıl geçebiliriz? Ne yapabiliriz? Ne bulabiliriz diye. Ondan sonra cuma düşündük. Milli bayramlarda karar verdik. Bence çok güzel bir cevap. Bence Emirhan'dan. Emirhan'dan mı çıktı? Buradan Erman'dan mı çıktı? Erman'dan mı çıktı? Ondan sonra cuma biz bir takımız. Milli bayram değil mi? Evet. Milli maaş. Bayram alalım puanları. Bence. Milli bayram hadi bakalım. Hadi be Erman be. İnşallah. Ver gelsin hemen. Çok güzel. Yıldızlar mı? Diğer cevaplar mesela milli maç, milli... Milli parklar. Milli park diye düşünüyorum. Milli park, milli efendime söyleyeyim demin söylediğim. Ben milli güvenlik dedim milli mesela. Milli forma var, milli marş var. İrade var. Bakalım. Milli altı numaralı popüler cevap neymiş? Bas kazan etabına geçmeden önce bakalım. Milli maç mı olur? Milli irade. Milli irade var. Üçüncü popüler cevap. Bünyamin ben dedim milli iradeyi hayatta bilemem. Milli mücadele. Milli mücadele. Evet. Milli marştır başka? Büyük ihtimalle. Marş nasıl aklınıza marş. Gelmedi ya? Milli marş. İyi ki orada duruyor. Şimdi. Bas kazan etabına geçmeden evvel. Ben ve Emirhan sizin için bir şey hazırladık. Bir haftadır çalışıyorum kendisiyle beraber. Emirhan'la buluştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulübünde. Evet, çok yoğun çalıştık günde 2 saatten. Günde 2 saat çalıştık. Bakalım
nail olabilmiş miyiz? Başarabilecek miyiz? Tahtam. O başarırdı. Ben sabrından dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Geliyor. Tatamiler mi? Tatamiler. Önce tatamiler. Siz bunları hazırlaya dururken ben de kostümümü giyeyim. Şöyle buyurun, yardımcı olayım. Allah razı olsun. Bu şimdi aslında bir karate kostümü değil mi? Evet, karate giy olarak söyleniyor. Karate ne diyoruz buna? Karate giy. Karate giyiyorum zaten. Ne? G ve İ. Karate giy. Karate G ve İ. Ha, giy. Mesela judocular judo giy. Judo giy. Selam. Ben nasıl... Önce selamımızı verelim. Doğu sporları, karate do, judo, tekvando gibi doğu sporları selamla başlayıp selamla biter. Bunun... Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Demeyi çok isterdim ama... Olsun diyorduk. Os diyoruz. Os'un açıklaması ne? Orada bir selam anlıyor. Aleyküm selam tarzında. Onların da Japonları. Japoncanın aleyküm selam. Selamünaleyküm os mu? Evet. Bunun anlamı vücudunu aleyküm, sağlıklı bir şekilde aldım. Ve bu şekilde sana geri vereceğim. Sağlıklı bir şekilde alacağım. Evet, bebeğim. Aldım, dövüşeceğiz. Sana saygım sonsuz. Söz veremiyorum. Sağlam elimden şekilde geri döneceğimi söz veremiyorum. Onu söyleyeyim. Her tarafı kullanabiliyoruz değil mi çocuklar? Bu yeter mi? Tahtamız burada, çalıştığımız gibi abi. Pumse miydi o? Pumse. Pumse. Evet. Pumse. Şey, şöyle tutuyoruz, göstereyim önce. Avuçlarını tutuyorsun abi. Tutuyorsun, baş parmaklarının önünde. Baş çalıştık mı lan hepsini? Baş evet. Parmaklarım üstünde olacak. Evet. Olsun ben tekrar hatırlatayım. Üstünde olacak. Sağlam sallanmasın yeter. Ben eline vurmam korkma abi. Böyle mi tutacağım? Evet olacak. De bu çok alçak. Yani yukarı kaldırabilir misin? Daha da biraz daha kalkarsa iyi olur abi. Tamam. Sağlam tut sallanmasın yeter abi. Bana vurmazsın değil mi? Yok rahat ol abi. Ha! Teşekkür ederim. Eline gelmedi değil mi abi? Yok. Bunu ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben bunu imzalatacağım sana. Saklayacağım bunu. Senin için de getirdim abi. Babacığım buyurun efendim. Sen de bir tane kır. Ben de kırayım. Ben böyle tutayım. Yukarıdan aşağı. Az kaldır, az kaldır. Gerçekten mi? Ben ayakta demiştim ama. Ha! 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 Bravo! Bir tane de ayakta alalım mı? Alalım. Sen mi vuracaksın? Sen ha, ben mi vuracağım? Evet. Aynı konsantre. İndireyim mi? Konsantreyi bozma. Çıtayı yükseltmenin zamanı geldi. Gerçekten mi? Kafayla yapacağım. Ciddi misin abi? Tamam, hazırım. Dünya şampiyonumuz Emirhan sağ olsun var olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Geçiyorum yerime. Şimdi Erman'la sevgili Meltem'i bir alabilir miyiz? Tabii. Hazır. Tabii. Ben hakem olacağım bu sefer. Kendileri size, sen bu tarafa geç. O tarafa mı geçeyim? Doğru bir şey mi söyleyeceğim? Bana beni yönlendirin. Gösteri mi diyeceğim yoksa ne diyeceğim? Ne diyeyim? Gösteri müsabakası gibi. Gösteri müsabakası. Tabii gösteri gibi bir şey yapacaksınız. Hadi bakalım. Birbirinize başarılar diliyorsunuz herhalde. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Sen o yapsın tekniğini. Daha doğrusu gösteri şekilde ben dayak yiyen taraf olarak. Ufuk abi. O selam.
O selam var ya, canımı sağ salim al. Hikaye onların hepsi. Tabii canım, yalan da var ya. Hayır bu. Her seferinde yapmak zorundalar mı? O ses değil mi? Değil mi? O hareketle bir mi yani? Biz de şimdi... Gel yakından göstereyim. Tekniği yaparken... Oo, gel de yakından göstereyim dedi. Hayır. Feyyaz Yazıcı'nın da her zaman göstereceği bir şeyler vardır yani. Nasıl bir şey yapmak istersiniz abi, efendim? Onu kaldır, köşeye koy. Beni mi kaldırayım? Yok yok, bana vuracak. Ona mı vuracaksın? Hayır, Feyyaz tehlikeli. Güvenmiyorum, bir şey Feyyaz gelirmiş. Tehlikeli diyor. Sakatlanırsınız, makalanırsınız, Allah korusun. Kampanya hayır, ben abi. Zaten ameliyatlıyım. Benim omuzum ameliyatlı. O yüzden ya, zaten karşılık veremem. Ondan sonra cuma, Meltem'e. Devam edelim. Bir tane de ben göstereyim aynısından. Aynen, bu başı, Roma başı. Oğlum ne yapıyorsun? Erman bayağı vurdu yalnız. Erman gösteri falan değil. Ne yapıyorsun oğlum, kıza vurulur mu böyle ya? Kampta da vuruyoruz birbirimize. Düşmana vurur mu? Bana beni öde. İyi misin yavrum? İyi. Çat çat beni indiriyormuş değil mi şimdi? Var mı başka bir şey? Bu kadar. İsterseniz biraz böyle tekmeleri iyidir Meltem. Biraz tekme yapabilirim Meltem. Abi inanılmazlar. Ne bekliyorsun? Vallahi. Sağdan soldan vur tekmelerim. Hızlı hızlı. Çuğdan geri falan. Böyle sesler hakikaten ilginç sesler ama. Meltem! Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten böyle vurunca şaşırıyor musunuz? Ne oldu sana oğlum? Ne şey yapıyorsun orada? Güzel. Çok iyi. Bu olay ki enerjisi aslında. İçindeki enerjiyi dışarı vurma. Mesela yakın bir örnek olarak Maria Sharapova'yı gösterebilirim. Uzak Doğu spor yapıyorum. Çok güzel örnek ama bu arada. Bir hareket daha alalım mı? Bakalım hangi nidada geliyor şimdi? Yumruk yapayım biraz. Ne? Ayak değiştik, zamgiyat yaparım, mavaş yaparım. Bir uzun hava alabilir miyiz peki? Uzun hava var mı o tarz? Ön ayak taşımara çekelim, zamgiyat. Yok ama. Bunlar akşamdan çalışıp geleceğiz, burada değil. Japon'un 58 kiloda Türkiye'yi müsabaka eden Türk'le Roman rakibi Grosmus Hacı arasındaki müsabakada puanlama sonunda kazanan altın madalyaya giden kim? Ufuk Özkafalı. Meltem. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Aylar Yarışıyor'da ilkler bitmez arkadaşlar. Bas kazan ilk kez karate kostümüyle devam ediyoruz efendim. Aylar Yarışıyor devam ediyor. Bas kazan devam ediyor muyuz? Evet. Büşra ve Neslihan geliyor. Hop. ...15 popüler cevap içerisinden... 5 tane cevaplamanızı istiyorum. 5 tane bulacaksınız. Soru tamamdır. Soracağım size. İstediğiniz kadar düşünüyorsunuz. Düşündükten sonra en hazır olduğunuz zaman da butona basıyor ve 5 tanesini sayıyorsunuz. Eğer doğru sayıyorsanız 20 puan alıyorsunuz. Peki. Ve soru geliyor. 15 popüler cevap içerisinden 5 tanesini saymanızı istiyorum. Turnuvaya hazırlanan bir sporcunun tüketmemesi gereken... Ama 15 saniye göz açıp kapayana kadar geçer. Dikkatli olunuz. Turnuvaya hazırlanan bir sporcunun tüketmemesi gereken 5 besin sayın. Tüketmemesi gereken turnuvaya hazırlanan 5 besin. Un, şeker, hop. Tuz, hop. Karbonhidrat. Hey! Hun! Ah! 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 Başka ne olabilir? O kadar çikolata olur muydu? Şekere girmiyor ama. Ne oldu? Kal geldi Neslihan. Hepsini evet. Saydı bitirecek. Kız en sonunda şanssızlığını yendin ya. 20 puan hiçbir şey yapmadı. Demek ki seni konuşmaman gerekiyormuş. 20 puan senin. Buyursunlar. Buyurun arkadaşlar. Tebrik ederim. Kek demişler 100 kişi. Dondurma demişler, ekmek demişler.
mantı demişler mesela. Baklava demişler. Yemek olarak algılamışlar bunu. Emirhan Meltem. Revanş işte burada. Erman'la yaptınız siz. Soru. 15 popüler cevap içerisinden. Aa, çok zor. Sizi hiç ilgilendirmeyen bir alandan sonra zorlanacaksınız. Karate sporunda görebileceğiniz 5 kuşak rengi sayın. Sarı, kahverengi, yeşil, siyah, kırmızı. Aldık. Şimdi. Birincisi neydi? Sarı. Meltem var mıdır sarı? Var. Kaçıncı seviye? İkinci seviye. İkinci seviye. Beyazla başlanır. Beyazla başlar. İkincisi doğru sarı. Gider. Doğrudur. Doğrudur. Bak çok güzel. Koyuya renkler, koyuya doğru gider dedi şu anda Meltem. Beyazla başlıyor. Sarı, sonra ne dedik? Kahverengi. Var. Doğru. Yeşil. Var. Yeşil. Yeşil de var. Dördüncü seviye. Dördüncü seviye var. Doğru. Siyah son seviye artık. Zaten, üstünde sen, zaten. Üstünde zaten. Üstünde. Var. Doğru. Kırmızı. Kırmızı bizim müsabaka kemerimiz. Yani bunu takmıyoruz, kullanmıyoruz derece bazında. Ama var. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir anekdot paylaştın bizimle. Şekila ama biz bunu... Kabul edemiyoruz. Mesela turuncu olabilirdi değil mi? Evet, saymıştım zaten. Beyaz olurdu, o olurdu, bu olurdu. 100 kişi. Kırmızı... Yok. 20 puan sizin. Yokmuş. Kırdık. Dilara Erman. Gelin bakalım. Soru. 15 popüler cevap içerisinden 5 tanesini saymanızı istiyorum arkadaşlar. Sorusu. Ülkemizde çok yapılmayan 5 spor sayın. Çok yapılmayan 5 spor. 5 tane sayacaksınız. 5. Say. Judo. Tekvando, badminton, tenis ve çok iyi gidiyorsun ve son bir tane daha. Wushu, karate. Aldım. Tenis. Wushu mu dedin? Wushu, wushu dedim. Wushu. Da 100 kişi wushu demiş. Wash. Wushu. Wash. Çok iyi gidiyorduk ama ya. Az yapılıyor. Şey desene, buz hokeyi desene, Amerikan futbolu bir şey desene. Nereden geldi? Wush ne ya? Wushu. Boş. Judo. Bence yapılır. Doğru, tamam. Var. Evet. Tekvando. Çok popüler değil bence. Evet, doğru. Çok yapılmıyor. Doğru, var. Badminton. Doğru, var. Çok yapılmıyor. Tenis. Doğru. Wushu. Yok, 20 puan sizin. Süpersin. Burada basmaya kazanıyor. Kaptanlar geliyor. Sümeyye, Feyyaz. Gelin arkadaşlar. On beş popüler cevap içerisinden yaz olimpiyatlarında yer alan 5 spor branşı sayın. 5 spor branşı sayın. Judo, evet. Tekvando, yüzme, karate. Bir tane daha. Yaz olimpiyatı. Golf. Golf. Yok artık. Golf yok ki. Burada yaz, ben varım Sümeyye, beni söyledi. İyi gidiyordu aslında. Çok iyi gidiyordu ya. Badminton dedi mi? Hayır demedi. Demedi, el niye demedin girl? El salladım o kadar ama beni söylemedi. Neden salladın? Sen neden salladın? Kurban olurum. Biz aynı takımdayız. Ağzı. Salladım da görmedi beni. Yavrum. Kaç Dünyamin saniye abi? Saydım? 15 saniyede saymamız gerekiyordu ya. Evet, kaç saniyede saydım? Hepsini saydın ama sonuncusu golf biraz sıkıntılı. Bakalım ilk cevabı neydi? Judo. Var, doğru. İkincisi. Judo'ya bir alkış. Tekvando. İkincisi tekvando. Tekvando. Doğru. Evet. Var, doğru. Üçüncüsü, yüzme.
Herhalde. Dünya ikincisi Avrupa şampiyonu Sümeyye var, doğru. Gördüm ki. Karate dördüncüsü. Karate daha önce doğru. Olimpiyatlarda yer almadı da 2020'de yer alacak herhalde. Bu yıl itibariyle alacak. Evet, bu olimpiyatlarla yer alacak. Tebrik ediyorum sizleri de. Var, doğru. Doğrudur. Golf. Hakikaten soruyorum, var mı olimpiyatlarda? Yok abi. Tiger Woods'u kimse olimpiyatlarda belki gördüm Londra'da. Ya. Belki Londra'da. Londra'da mı? Belki. Bilmiyorum. Belki yarışmış diyor, çıkmış emindeyim. Olabilir mi? Hani bir ara girip şey çıkma gibi gösteri spor olarak da alıyorlar ya. Pentathlon demedin mi? Demedin. Biz öyle bir şey duymadık. Golf dedin kuzum, golf dedin. Ama hayır, modern pentathlonun şu anda aklına gelmesi acayip. Hayır, yani neler... az önce orada yapılmayan... Eğer ki o 100 kişi modern pentathlon... Bu arada size şu bilgiyi paylaşmak isterim. Aslında golf 1900 ile 1904 yılları arasında, yaz olimpiyatlarında, 1900'de ve 1904'te yaz olimpiyatlarında golf varmış, doğru. Fakat Yunanlar kendi arasında yapmış onu. 2016 yılında Rio olimpiyatlarında arkadaşlar... Yok. Golf? Yok, yok, yok. Yeniden yaz olimpiyatlarına alınmış. Var, doğru. Nasıl? 60 puana yükseldik. Ben basmayacağım. Son bir 20 puanım var. Yasemin ve Bünyamin. Şampiyonlar geliyor. Aha. 10 popüler cevap içinden güreşle ilgili bir soru geliyor. Bir güreşçinin rakibine yapabileceği 5 hareket sayın. Say. Tek kol, kafa kol. Yapabileceğim kule, bir şey. Dalış. Bir tane daha. Çipe. Çipe mi? Aldık. Beşini de aldık. Ben hiçbirini bilmiyorum. Ha, tek kol, çift kol onları anlıyorum da çipe mipe onları anlamadım. İmkansız. Dalış ne böyle? Kafa göz dalış mı? Ne o? Ayaklara direkt dalmak mesela. Ayakları... Niye ayaklarıma bakıyorsun? Ama bu soru direkt güreşçiye sorumlu. Şansına. Evet. Yapacak bir şey. Olsun. Bana çok nazikçe üstünü de gösterebilir ama nazikçe. Yok, gösteremeyecek bak. Kendine güvenmiyor. Kendini kaybediyor bunlar. Vallahi. Demin de ha, hi, höf, hop. Gösterebilirim. Yusuf, bak ilk defa ismini hatırladım. İlk defa. Neden? Çünkü senin üzerine deneyecek. Gel. Gerçekten. Yusuf, gel. Ama şey, seyircimize lazım. Yusuf çok çok önemli, çok önemli bir şey. kardeşimiz bizim. Eşi de burada. Eşi de burada. Şimdi ilki neydi? Tek kol. Ben tek kol demiştim ama hani düşmesini bilmem biri için çok zor. Hani belki zemin de uygun olmayabilir, sert. Sert, tamam. Hiç yapmayalım onu, tek kolu yapmayalım. Çift kolu hiç yapmayalım o zaman. Tek kol var bu arada, onu söyleyelim. İkincisi? Başka ne demiştim? Kafa kol demiştim. Kafa kol var. O nasıl? Sadece göstereyim mi? Sadece, düşür müyüm? Düşürme, evet, göster. Sadece şu koldan tutup bu kafayla beraber şu şekilde atıyoruz aslında ama atmadım ben sadece. Atma, tabii lazım bize, lazım. Öyle. Bu arada cevap doğru. Üçüncüsü? Kle. Kle, doğru mu söylüyorum? Bu çok basit ya. Ne o? Bulmacalarda bile çıkıyor. Ne o? O bir yerde yapılan bir oyun. Hayatta göstereyim ama. Ben yap, ben yap. Ama hemen şu şekil. Yine koldan alıp enseye doğru şu şekil. Var, doğru. Ha, bu arada dalış. Hazır, dalış. O dalış nasıl oluyor? O ayakta yine. Ay böyle iyiydik ya. Dal. Yusuf. Yusuf. Oy, kurban olurum. Direkt dalıyorum. Sadece bozarak şu şekilde kaldırıyoruz aslında. Kaldırsana şunu, kaldırabilir misin? Gerçekten. Bunu kaldırabilir misin? Kaldırabilirim. Kaldırırsan atarsın da bence. Ama sakatlama bak. Yok yok, sıkıntı yok. Kaldırabilirim. Çok az kaldırırız. Problem değil. Bu da doğru bu arada. Çipe. Çipe ne? Evet, aslında o da judoya çok benziyor. Sadece yukarıdan bu şekilde tutup yine bu şekilde rakibi atarak yapılan bir oyun. Aslında hepsi de aynıymış. Oo. Yani. Ya benziyor. Güzel. O da doğru. 20 puan.
Milli takımın farklı branşlarındaki kıymetli sporcularla, daha doğrusu şampiyonlarla aileler yarışıyor bugün, yarışıyor. Ödülümüz, kupamız burada 10 bin lira değerinde ve geldik dördüncü etaba. Meltem kardeşim, Emirhan, buyur. Geldik dördüncü etaba. Bu arada ben böyle sunmaya devam ediyorum ha. Yakıştı aslında. Yakıştı mı? Kalsın. Biraz daha kuşağı sıkalım. Sık sık. Ben de o arada gel abi sıkayım. Teşekkür ederim. Vay be, şampiyon kuşak sıkıyor. Helal olsun ya. Herkese vallahi nasip olmaz. Mütevaziliğe bak. Bu sorumuz stüdyomuzdaki seyircimizden ve ekibimizden oluşan bir sorudur. Muhatapları buradadır. Kafanızı bozan olursa da biliyorsunuz ne yapacağınızı. Arkadaşlar, stüdyodaki seyircimiz ve ekibimizden oluşan 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Her zaman daha fazlası istenen bir şey söyleyin. Daha fazlası istenen. Para. Paranın her zaman daha fazlası, değil mi? Dünya şampiyonu Emirhan'ın cevabı bakalım. Güzel para. Cevap da tabii bizim için her zaman ikinci, üçüncü, hatta beşinci planda. Yani. Tabii, tamamen duygusal. Birinci planda. Gerçekten. Kimler para demiş? Seyirciden bak. O hepiniz mi? 30 kişi. Seyirci cevaplamış, ona göre cevap vereyim. Bizim ekipten kimse dememiş. Kim? Erman. Her zaman daha fazlası istenen bir şey. Para. Her zaman daha fazlası istenen. Başka neyi? Daha. Sağlık. Sağlığın daha fazlası. Sağlığı korumak mıdır o? Bilemedim bunda bak. Bilemedim. Güzel cevap. Ama çıkmıştır, insanlar demiştir bence. İnşallah çıkmamıştır. Bence olabilir, neden olmasın? Yok. Yok. Kaptan Feyyaz. Şimdi abicim ben şöyle bir aradayım. Hani somut şeyler üzerinden mi gitmek lazım yoksa soyut da olur mu? Nasıl niye bir şey? Olabilir? Ben tamamen huzur, saadet demek istiyorum. Huzurun, çok, saadetin çok daha fazlası. Ben isterim abi, çok isterim. Aynı huzurun katlanarak devam etmesini isterim yani. Her gün annemin yüzünü görmek isterim. Ne güzel bak. Ağzın bal yesin. Güzel söyledin de 100 kişi demiş mi acaba? Tebrik ediyorum. Ona bakalım. İnşallah demişler. Demişler. Bravo. 12 kişi. Bünyamin. Efendim. Ne daha fazla? Benim aklımda abi iki tane var da aynı. Açılacak olanı var. Söyle be. Ben zaman. Zaman. İnsan daha çok zaman. Felsefe yaptı. Yok. Bayağı felsefe yaptı. Güzel bir cevap aslında. Daha fazla zamana ihtiyacımız olur. Halter'de Avrupa şampiyonumuz Bünyamin'in verdiği cevap. Zaman. Güzel cevap. Kümelinin. Allah Allah. Kümelinin. Üzdü. Sevgi söylemezlerse yemek. Neslihan, basit. Bu etabı almamız bir lazım. Bir bayan olarak düşünüyorum. Her zaman neyin fazlasını çok isterim. Çok fazla kadın var. Ne o? Daha fazla güzel olmak isteriz. Güzellik diyorum ya, ama... Evet. Bunu bir iltifat olarak kabul et lütfen. Çok az ihtiyacım bile yok. Bence. Hiç, sıfır. Güzellik 24 kişi demiş. Emirhan, iyi gidiyoruz. Söyle. Gidiyoruz, gidebileceğiz inşallah. Niye gitmeyelim? Her zaman daha fazlası istenilen bir şey söylüyor. Gittikçe zorlaşıyor. Açılan cevaplar, 30 kişi para demiş, 24 kişi güzellik demiş, 12 kişi de huzur demiş. Biraz teori. Düşünüyorum. Ne? Düşünüyorum, cevap yok daha. O zaman sana yardımcı oluyor. Öyle dersen eder adam sana yardım. 10! 9! 8! 7! 6! Yemek! Geldi be. Geldi be, aslanım benim be. Son saniyede vurdu, gol oldu. Yemek nereden çıktı? Bana baktı ya. Ya aklıma geldi. Ya. Hadi çıksın ya. Popüler cevap olabilir ya. Yok. Bir tane ay masasından bir tane doğru cevap istiyorum. Hadi inşallah ya. Dilara. Başarı. Başarı. Meltem. Başarı istiyoruz. Şampiyon. Ben sevgi diyorum. Sevgi. Ben de başarı diyorum. Başarı Yasemin. Kaptanımız Sümeyye, nihai karar. Başarı. Başarı, aldım. Bravo. Güzel cevap. Ben bravo, çok ya. Güzel cevap. Yemek nereden geldi aklına? Yemek nereden geldi ya? Hayır, geldi ya, biz şu kadar kolay sorularda 3 şey çarpı alıyorsak ne yapacağız ya? Ya o kadar ya? Çok ya, kutuya var ki, dedim. Masalar madalya dolu, kupa dolu.
Başarı açılmayan 3 popüler cebabımızdan. Nasıl gelmez? Müjda yine bize çarpıyı getirecek mi sen? Lan orada aldılar. Şampiyonluğum var ya, başarı diyeceksin ya. Dıt de be. Ekip dıt de be. Kesin vardır ya. Dıt de be. Kesin vardır. Vay 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 vay. Bak. İttin beni. Bünyamin, hatırla o günleri. Ne? Hatırlıyorsun halterde. 1 kiloyla kaybettin. 1 kiloyla. Aileler yarışıyordu da şu anda fark ne? Evet. 1. Dikkat et. Tarih tekerrürden ibaret. Ama dikkat. Son açılmayan cevaplarımıza da bakalım. 6. popüler cevap neymiş? Bence ayakkabıdır. Sevgi ve ilgi. Kız. Üçüncüsü neymiş? Şöhretmiş. Bünyamin, gel paşam. Kim var başka? Feyyaz. Feyyaz. Feyyaz gel. Senden de yardım alalım. Şimdi buradan bakınca... İp mi atacağız abi? Halat çekme yapacağız gibi duruyor ama sen bir tedirgin oldun. Ne oldu? Sakatlanırsın. Ne oldu? Şimdi... Ben tek elle de yapayım. Podri meydan. Bir dakika. Bünyamin'le Feyyaz, siz bir takım olun bakalım. Ben kendi takımımı kuracağım. Oo. Niye satıyorsun? Ben bugün burada bir milli sporcuyu tuş edeceğim. Elimden geleni yapıyorum biliyorsun. Ufuk abicim. Şimdi... Benim milli judocu arkadaşım da var. Tek başına mı? Tabii. Oo. Şaka etmiyorum ya. Allah'ını seven defansa gelsin. Kim gelmek istiyorsa gelsin. Sağlam bir judocu var burada. Gel, milli gel. Judocu. İkisi de biri güreşçi, hocam, biri judocu. Erdem gel. Hocam. Yusuf gel. Gel. Üçer sen ben insan. Son olimpiyat şampiyonu Sevnaz. Evet. Avrupa ve dünya şampiyonu. Bünyamin ve Feyyaz kardeşim karşısında %100 halk, biz. Evet, hadi bravo. %100 organik. 3, 2, 1. Sana güvendim ya ben. Sana güvendim. Böyle işte. Her şey burada bitiyor, burada. Burada değil. İnanmak, inanmak. Şimdi arkadaşlar... Sıra geldi. Ne yapıyorsun abi? Şimdi aileler yarışıyor da. Meltemciğim, bana yardımcı olabilir misin? Puanlar 156'ya 151. Geldik hızlı etaba. Teşekkür ederim. Ve bu etabı kazanan masayla final oynayacağız arkadaşlar. Kupamız 10 bin lira burada. Sahibini bulacak. Hızlı etap başlıyor. Feyyaz, Sümeyye. Gelin kardeşim. Bir tane cevap alacağım sizden, en popüler cevap. Onu bulan 1 puan alır, 5 puana ulaşan masa 150 puan alır. Var olan puanların üzerine 150 puanı koyar ve 10 bin lira için benimle finalde oynar. Son etap, başarılar diliyorum. Cevap arıyorum. Tek cevap. Yabancı mutfaklardan gelen bir baharat söyleyin. Yabancı mutfaklarda olan bir baharat ne? Safran. Safran, yabancı... İran mutfağından. İran mutfağından. Evet, safranlı pilav. Ama hani böyle daha şey, tavuk mavuk yapıyorlar ya. Bana da o geldi sanki ama en popüler cevap. Safran en popüler çıkarsa ben yok. İran'da yaşıyoruz zannederim. Feyyaz, ne peki senin cevabın? Abiciğim vallahi çok popüler. Şimdi o kadar eski popülaritesi kalmadı da bir ara hangi kafeye gidilse ben bir körülü tavuk alayım. Curry. Curry. Stephen çok Curry. İyi. Çok iyi. Abi Hintliler bile bu kadar güzel anlatmıyor. Evet. Ya, yemin ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun bakalım en popüler cevap mı? 1-0. Buyurun arkadaşlar. Yasemin ve Bünyamin geliyor.
Soru. Alışveriş arabasına aldıklarınız dışında koyduğunuz bir şey söyleyin. Alışveriş arabasına aldıklarınızın dışında koyduğunuz bir şey. Aldığımız dışında derken? Ne alırsın ki alışverişte aldığımız ne bileyim? Üç. Çanta. Çanta aldım. En popüler cevap. Güzel cevap. Tebrik ediyorum. Yani. Vallahi beklemiyordum. Aynı soruyu şampiyon sana da soruyorum. Alışveriş arabasına aldıklarınız dışında koyduğunuz bir şey söyleyin. Genelde aileler hep çocuklarını koyar. Çok güzel cevap bence. Tebrik ediyorum. Alışveriş sepetine hepimiz çocukken oturmuşuzdur yani. E tabii araya. Canım. Ben hani ben bile oturduysam herkes oturmuştur ya. Çanta daha popüler değil mi sanki? Yaşadığım bir anıyı anlatayım. Eren'i alışveriş zımbırtısına koyuyordu. Beni delilendirdiği zaman da şey o kasiyerin önüne de koyuyordum. Bunu da işletin de bunu da okutun diye. Ya bunu da yaptım. Doğru mu? Bravo ya seni. Ha, ben yine satın almış oldum ama o başka. Bakalım. Şampiyonun cevabı çocuktu. Daha popüler ya bence. Popüler değil. Tek popüler arıyoruz. Hmm. Ve. Teşekkürler. Bir bir. Bravo. Büşra ve Neslihan. Gelin. Hanımefendiler, beyefendiler, Tokyo yolunda yani olimpiyat yolunda olan sevgili sporcu kardeşlerimizle beraber şu anda hızlı etapla devam ediyoruz. Durum bir bir. Soru. İşi gereği karar vermek zorunda olan bir meslek söyleyin. İşi gereği karar vermek zorunda olan hakim. Bir meslek. Hakim. Aldım. En popüler cevap. Ben gideyim yavaştan. Korkuyorum. Oh, 2-1. Karate'den Meltem, Tekvando'dan Emirhan kardeşim geliyor. Durum 2-1. Aileler yarışıyor kupası şu anda sahibini bekliyor. Onun için mücadele ediyorlar. Soru. Motorlu kuryelerin işlerini zorlaştıran bir durum söyleyin. Ne? Yağmur. Yağmur. Güzel. Kar, çok yağmur. Güzel cevap. Beraberliği yakalama şansı. Emirelim ya. Helal olsun. İki iki. Bu be. Bu be. Sizin Dilara. Erman. 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 Rekabet devam ediyor onlara yakışır bir şekilde. Soru geliyor. Durum 2-2. Toplu taşımada yaparsanız başka insanları rahatsız edebileceğiniz bir şey söyleyin. Toplu taşımada yaparsanız başka insanları rahatsız edebileceğiniz bir şey. Ne yaparsan? Giyirmek. Erman nereden ne? Aklına geliyor bunlar Erman ya? Nereden aklına geliyor bunlar ya? Muhtemelen olmayacak ama. Giyirmek. Hiç başına geldi mi hakikaten? Geldi. O yüzden söyledim. Allah'ım yarabbim. Yok. Durum 2-2. Dilara sana soruyorum aynı soruyu. Toplu taşımada yaparsanız başka insanları rahatsız edebileceğiniz bir şey söyleyin. 3. Sesli şekilde bir şeyler izlemek. Olabilir. Telefonumuzdan izlediğimiz. Al. Sesli bir şekilde bir şeyler izlemek. İzlemek, dinlemek. Gelin demek. Bakalım en popüler cevap. Buradan puan veremiyoruz. Ne olabilir? Yüksek sesle konuşmak. Hayır. Bravo. Hayır. Durum 2-2. Toplu taşıma kullanmadıkları için bilmiyorlar da. Camlara yazıyorlar. Camlara. Yüksek sesle konuşma diye. Yazıyor tabii. Camlara yazıyorlar. Kaptanlar geliyor. Buyurun. Soru. Rekor kırılan bir konu söyle. Rekor kırılan bir konu. Hangi konuda rekor kırılır? Hangi konuda rekor kırılır? İki. Ağırlık kaldırmak. Ağırlık kaldırmak. Yani spor mu diyoruz buna? Demeyelim ya. Ağırlık demeyelim. Kaldırma. Ya ağırlık kaldırmak diyelim ya. İyi tamam. Ağırlık kaldırmak diyelim. Spor diyelim. Genelleyelim. Spor diyelim. Spor diyelim. Bakalım. Espor tabii ki.
Bir spor o da. Ne yapayım? Onun detayını söyledi. Durum ne oldu? 3-2 oldu. 3-2 Bünyamin, mi? Yasemin. Durum 3-2. İki Avrupa şampiyonu kendi branşlarında karşı karşıya, durum 3-2. Soru. Üniversite sınavı iyi geçen öğrencilerin almayı bekledikleri bir şey söyleyin. Üniversite sınavı iyi geçen öğrencilerin almayı bekledikleri bir şey. Puan. Puan. En popüler cevap. Seni tebrik ediyorum. Musun sen? Sen misin ya? Biraz kendine inan, sen musun ya? Sonuç puan. Geçin. 5, 4, 4, 6 yazıyor mu? 7, 6, 6, 8, 5. Şu an Büşra ve Neslihan geliyor. Abi kırılma noktası bana geliyor gene. Bu arada... Şampiyonlarımız müsabakalarda dışarıda rakip tanımadıkları gibi burada da birbirlerine nefes aldırmıyorlar. 3, 3 şu anda durum. Soru. Tribünlerde sessiz oturarak izlenen bir spor söyleyin. Hangi spor? Okçuluk. Okçuluk da tribünlerde sessizce oturarak izlenen bir spor. En popüler midir? Değil bence sanki. Değil mi? Değil. Ya, değil. Neyse konuşuruz bunları sonra. Bunları takım halinde konuşacağız. Bunlar bizim kendi iç meselelerimiz. Aynı soruyu Büşra kardeşim sana Büşra şimdi şak diyebilecek. Tribünlerde sessiz oturarak izlenen bir spor söyleyin. Satranç. Satranç. O da değil. O da değil. O da değil. Ama senin sporuna çok yakın. Neslihan ne derdin mesela? Senin hangisi? Sporuna en yakın spor ya. Ne? En yakın. Tenis mi? Tenis ya. Tenis mi? Tenis. Roland Garros'u izlemiyor musun? Herkes böyle duruyor. Biz de satranç, genelde bağırırlar. Şey, satranç geldi. Bir onu bir görelim bakalım. Satranç. O 100 kişi satranç oynuyor tenis mu? Tenis en popüler cevap mıdır? Bence %1 milyon öyle. Tenis. Tenis. Bak Hülya Avşar burada olsaydı kesin tenis derdi. Vallahi kesin derdi. Ben okçuluk derdim gene çünkü onlar da sesli. Kimler geliyor? Meltem, Emirhan buyurun. Durum 3-3. Soru. Yatmadan önce yaparsanız uyumanızı zorlaştıracak bir şey söyleyeyim. Ne o? Ne kahve zor? İçmek. Kahve içmek. Durum 4-3 olur. Sürat yapma, biraz hızlı ol. Dört-üç. Bir puana ihtiyaçları var. Hadi sakin düşün, tamam mı? Erman, Dilara. Durum 4-3. Erman çok önemli. Çok bak, önemli Erman. Sefer, bütün şey performansını unutturacak tek bir hamle. Bir hamleye Allah ihtiyacım. Belamı versin ki unuturum. Unutturacağım ya. Her şeyi unuturum. Şu ne enerjisiydi? Ki enerjisi mi? Ki enerjisini tamam, kullan. Ki enerjisini kullan. Ki enerjisini kullan. Sen de öyle. Şimdi kullanayım. Soru. Kapadokya denince aklınıza gelen bir şey söyle. Ki! Ha! Ne? Ne? Kapadokya denince aklınıza gelen... Peribacaları. Peribacaları. Ki! Sen misin Erman? Sen misin? Yaptı sonunda. Açılırsa durum 4-4. Bu arada ağızdan çıkan ilk şey cevaptır. Kia ağızdan de... Kia çıktı. Hayır Kia... Şaka şey... yapıyorum ya. Doğru. Hadi ne olur peri bacası ya. 4-4. Biz de elini almıştık. Feyyaz alır ya. İnşallah. Alırsın abi. Feyyaz, Feyyaz hadi Feyyaz. Feyyaz. 4-4. Son soru. Son soru. İş kaptanlara kaldı. Finale hangi masa çıkacak? İş kaptanlara kaldı. İki tane şampiyon. Avrupa şampiyonu ve son dünya ikincisi Sümeyye burada. Diğer tarafta da Avrupa şampiyonu. Dünya şampiyonu. Çok konsantrasyonum yüksek şu an abi. Judocu Feyyaz. Abi diyorum var ya kilidim. İslam oyunları şampiyonu. Judocu Feyyaz.
Feyyaz, oyuna gelme Feyyaz. Sorun. Yarışlarda en öndeki kişi için kullanılan bir tabir söyleyin. Ne? Lider. Lider, aldım. Yarış diyor. Hadi Sümeyye. Yarışın lideri. En öndeki sporcu için lider olabilir ya. Eğer Sümeyye'nin verdiği cevap en popüler cevapsa, Ay Masası finalde. Gözyaşlarımı tutamayabilirim. Ay Masası. Nasıl da hoplayasın zıplıyorsun kazandın ya. Nasıl da hoplayasın zıplıyorsun. Ya sana bayıldım baba ya. Teşekkür ederim abi. Ben de size öyle. Çok vallahi müthiş adamsın. Özel hayatımda da kardeşim seninle görüşmek çok isterim. Çok teşekkür ederim abicim. Biz bugün yarışmadan önce de konuştuk arkadaşlarımızla. Bir sporcu her zaman kaybetmenin ne kadar büyük bir kazanç olduğunu bilir. Biz bugün bunun farkında mıyız? Güzel takım. Farkındayız, biz bunun farkındayız. Siz kaybetmiş olabilirsiniz ama bizi kazandınız. Evet. Seyirciyi kazandınız. Sizlerle siz bu toprakları bizlere gurur yaşatan şampiyonlarısınız. Sizlerle burada olmak, bir milli sporcu olarak, şampiyon olarak yer almak bizi çok onur ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ufuk abimle zaman geçirmek, bu güzelliklerle yarışmak en önemlisi. Çok mutluyduk. Biz de çok güzel yarıştık. Ondan sonra Bünyamin abinin inişli çıkışlı şeyleri. Çok teşekkür ederim biz takımımız adına. Çok sağ ol abi. Bundan sonraki müsabakalarda, şampiyonalarda, Tokyo'da, olimpiyatlarda alacağınız madalyalardan evvel isteriz ki biz de size aileler yarışıyor madalyası takdim edelim. 1000 lirada teselli ödülünden bahsedelim işte o. Onu hallederiz ya, bir IBAN'a bakar. Teşekkür ederim abi. Madalyalarınızın arasına bunu da saklayın. Çok olur mu? Saklamaz mı? Ne demek? En başka şeyler. Şampiyon. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi sizin kazandığınız madalyaların yanında evet bir hatıra bu. Badminton. Teşekkür ederiz. Neslihan. Gel kardeşim. Neslihan. Çok teşekkür ederim. Var. Tekvando'da Emirhan Murat. Teşekkür ederim abi. Abi. Erman İrtimo. Teşekkür ederim. Karate'de. Çok sağ olun. Sağ olun. Sunuculukta Ufuk Özkan. Şimdi finale kaldınız. Kupa için mücadele edeceksiniz. Ama size de hatıra olarak bunları şimdiden takdim etmek istiyorum. Yüzmede Sümeyye Boyacı. Hatıra olarak güzel kardeşim. Güreşte Yasemin Ada. Teşekkürler. Judo'da Büşra Katipoğlu. Teşekkürler. Karate'de Meltem Hocaoğlu. Ve Judo'da 52 kiloda Dilara Lokman Ekim. ...306 puanla finaldesiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızdan da rica ediyorum, finali onlar da birlikte burada izleyebilirse çok mutlu olurum. Olur mu? Teşekkürler. Ve bu da benim. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, şampiyonlar, iki kişi istiyorum. 10 bin liralık aileler yarışıyor kupası için finale kaldınız. Kimlerle yarışacağız? İsterseniz küçük bir istişare ediniz. Hadi birleşelim. İki kişi lazım. Hadi birleşelim. Şimdi...
Bence Sümeyye. Sümeyye olsun. Aynen birinin. Bence sen olsun. Evet, evet. İyiydin, iyi buldun cevapları. Çok iyiydin. İkiniz, bence de ben. İkiniz çok iyi. Benim fikrimi soracak olursanız, ben bir şey söyleyeyim mi size? Siz birbirinize yarışmayacaksınız. Bence Sümeyye yarışsın ama Sümeyye çok heyecanlı. Çünkü şu şey var, 25-20 saniye gibi sürelerimiz var sadece. Yani 20 saniyede 5 cevap alacağız, 25 saniyede 5 cevap alacağız. Ama istiyorsan, güveniyorsan tamam ama yani çok heyecan yapmayacaksın. Ne? Biz şu an kimseyle yarışmıyorsun. Kim? Yok, kendi aramızda da yarışmıyoruz. Tamam, şu an kazandık, bir üstü kazanmak için şey yapacağız. Ha, ikinci yapacağım, teker teker sorular soracağım. Şimdi Yasemin kesin, ikinci önce. Bunlar eminler ki anlat diyemiyorum. Yok, ben de Yasemin. Sümeyye, bence yarışsın. Ya bir şey diyeceğim ya, ben... Yaparsın. Yapmayayım ya. Çok tatlı ben oluyorsun. Bence çok, yaparsın. Çok güzel çok oluyor. Çok tatlı oluyorsun. Yaparsın. Evet, evet. Sümeyye. Bir şey diyeceğim. Önce hadi gelin. Aynen, Sümeyye ve kim ya, geliyor? Boşver. Yasemin mi? Evet. Hadi gelin bakalım. Ve şampiyonlarla geldik finale. Bir anda yüzme. Bir anda güreş. Birbirinden dört çok farklı spor. Avrupa şampiyonu. Diğer tarafta dünya ikincisi Sümeyye ve Avrupa şampiyonu. İlk önce kiminle yarışacağım? Sümeyye ile. Tamam, aynı soruyu tamam. Sana soracağım. Duymaman gerekiyor Yasemin. Senin müzik odasını uğurluyorum. Tamam. Sümeyye kardeşim. 5 tane soru soracağım sana. 20 saniye içerisinde cevaplamanı bekliyorum. Aklına gelen ilk cevapları ver. Aklına cevap gelmezse pas de, süremiz yeterse cevap alamadım soruya tekrardan geri dönmesin. Tamam. Hazır mısın güzel kardeşim? Evet. Başarılar diliyorum sana. Aileler yarışıyor da şampiyonlarla final etabının ilk devresi başlıyor. Yemekhanelerde yemek dışında görebileceğiniz bir şey söyleyin. Çatal. Zekasıyla ünlü bir hayvan söyle. Köpek karga. İnsanların başka insanları izlemeye gittikleri bir yer söyleyin. Nereye giderler? Tiyatro. Olimpiyat halkalarında bulunan bir renk söyle. Kırmızı. Bebeğinizi siz öğretmeden kendi kendine yaptığı bir şey söyle. Ağlamak. Alkış. Bir tane soruyu da iki cevap birden verdi. Köpek karga. Karga da biliyorsunuz, o da zekası. İkincidir. Gelir yıllar sonra, gelir unutmaz arabanın üstüne. Hiçbir şeyi. Gelir yani. Hadi seni müzik odasına uğurluyoruz Sümeyye kardeşim. Buradan Yasemin geliyor, şampiyon. Yasemin, aynı soruları sana soracağım. 25 saniye süren var, aklına gelen ilk cevapları ver. Aklına cevap gelmezse pas de, süremiz yeterse cevap alamadığımız soruya tekrardan geri döneriz. Eğer Sümeyye kardeşimin verdiği cevaplardan birini verecek olursan da sana değiştir diyeceğim. Tamam. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hazır mısın? Hazırım. Aileler yarışıyor da şampiyonlarla final etabının ikinci devresi başlıyor. Yemekhanelerde yemek dışında görebileceğiniz bir şey söyle. Tabak. Zekasıyla ünlü bir hayvan söyle. Maymun. İnsanların başka insanları izlemeye gittikleri bir yer söyleyin. Müsabaka, yarış. Olimpiyat halkalarında bulunan bir renk söyleyin. Sarı. Bebeğinize siz öğretmeden kendi kendine yaptığı bir şey söyleyin. Bebeğinize. Ses çıkarmak, agu. Agu. Alkışlamak. Evet, şimdi çıkarmak Sümeyye'yi de buraya davet ediyorum. Şimdi aileler yarışıyor kupasına 10 bin lira değerindeki aileler yarışıyor kupasına ulaşmaları için 200 puan almaları gerekiyor. Verdikleri cevapların neticesinde bakalım başarabilecekler mi? Dönelim kızlar. Ay inşallah. Buraya bakacağız. Sümeyye, Yasemin yanına yaklaşırsan sevinirim kardeşim. Ve ilk soru. Yemekhanelerde yemek dışında görebileceğiniz bir şey söyleyin diye sordum. Cevaplar. Çatal ve tabak. Puanlar aksın.
Tabak onda kaldı. Çatal cevabının kalan puanı aksın. Bravo. 17'de çatal kaldı. Buranın en popüler cevabı masa idi arkadaşlar. 27 puanımız var. İkinci soru. Zekasıyla ünlü bir hayvan söyleyin diye sordum. İki tane güzel cevap var kıymetli kardeşlerimden. Köpek ve maymun. Cevaplar bunlar. Puanlar aksın. Zekasıyla ünlü bir hayvan sorusunun cevaplarının puanları artmaya devam ediyor. 25'te köpek kaldı. Maymun cevabının kalan puanı. Aksın. Devam, devam, devam. Hadi. 37 bak. Oy Allah'ım, bravo. Oho. Daha da ilerle. 37 puan. Ya sen bu işi biliyorsun Feyyaz. Sürekli takip ediyorum ya. Üçüncü soru. İnsanların, başka insanları izlemeye gittikleri bir yer söyleyin. Cevaplar. Tiyatro ve müsabaka. Puanlar aksın. Yolu yarılayacağız. Ondan eminim. Yolu yarıladık ve devam ediyoruz. Yüzü geçtik. Bu kadar. Evet. Müsabaka 15'te kaldı. Tiyatronun kalan puan aksın. Beyyen'in tüm cevapları çok güzel, maşallah. Teşekkür ederim. İnsanların başka insanları izlemeye gittikleri bir yer sorusunun cevabı. Tiyatro atmaya devam ediyor. Bu en popüler cevap, kendini belli etti. Bakalım nereye kadar yükselecek Sümeyye. Puanla en popüler cevap. Dördüncü soru. Olimpiyat halkalarında bulunan bir renk söyleyin. Cevaplar. Bu renklerin her biri bir kıtayı temsil ediyor. Hatırladığım kadarıyla kırmızı Afrika, kırmızı Amerika mıydı? Diğer cevap sarı. Sarı da Asya'yı temsil ediyor diye biliyorum. Mavi Avrupa'yı temsil ediyordu. Siyah Afrika'yı. Yeşil de Avustralya'yı temsil ediyordu. Kırmızı ve sarı. Çok güzel iki renk. Bayıldım. Ben de. Ben Galatasaraylıyım. Aynen. Puanlar aksın. Son 54, 52. Son 50 puan. Buradan iyi puan almalıyız. Buradan iyi puan almalıyız arkadaşlar. Son soruda bir iyi cevabımız var. Bir tanesinde soru işareti var. Burası belirleyici olacak. Son 40. Sarı. Bu kadar mı? 11'de kaldı. Kırmızı. İlerleyecek ama. Kırmızı kalan puan. Kırmızı en çok tutulan renk. Aksın.
Buranın en popüler cevabı arkadaşlar Avrupa'yı temsil eden mavi idi. Son soru. Bebeğinize siz öğretmeden kendi kendine yaptığı bir şeyi söyleyin. Kurallar gereği kupayı yani ödülümüzü size veriyorum. Sonunda inşallah sizde kalır. İnşallah. 200'e ulaşırsa kupa 10 bin lira sizde arkadaşlar. Bebeğinize siz öğretmeden kendi kendine yaptığı bir şeyi söyleyin. Sorusunun cevaplarını görelim. Ağlamak dedim. Ağlamak ve agu muydu? Ay konuşmak olsun ya. Ses çıkartmak. Ha, evet. Güzel. Kalan puanlar. Ne kadar olmak zorunda? 32 mi? Puanlar aksın. Hadi. Çok yavaş ilerliyor. Heyecan artsın diye. Son 20. Hadi. Bu kadar mı? 10, 18. Hadi inşallah ağlamaktan bekliyoruz. Hayır 18 puan daha çıkmaz ki ağlamaktan. 18 puana ihtiyacımız var. Ağlamak cevabı. Çıkar. Çok güzel cevaplar çıkar daha var. Sümeyye. Dünya ikincisi Avrupa şampiyonumuz Sümeyye. Verdiği cevaba kaldı. 18 puana daha ihtiyacımız var. Kalan puanı aksın. Çok güzel cevap Son 12. Son 10. Hadi. Herkes de olacak. Hadi. Son 10. Hadi geriden sayalım. Tamam. Dokuz. Sekiz. Yedi. Yedi. Hadi. Hadi. Altı. Ellerim titriyor. Beş. Dört. Yalnız üçle kalırsa çok üzülürüm. Üç sadece şey yaptım ya. Ay Allah korusun öyle deme. Hadi. Bu kadar mı? Üç salisiyle kaybetmiştin. Dünya şampiyonluğun değil mi? Evet. Şu anda dört salise mi var? Evet. 210. Son dört puan. Teresa yapacağını yapmış ya. Siz de yapmayın Allah aşkına. En popüler olsun ya. En popüler hadi olsun ya. Olacak. Bakalım. Hadi. Son üç. 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 Hadi bakalım. Hadi. İki. Son iki. İki. Gelin bakalım. Şampiyonlar gelin hep beraber. Ya
Hayır dedim. Harika. Çok iyi şimdi. Harikasın. Çok güzel oldun. Ay. Gerçekten. Çok mutluyum. Aa, benimki çıktı. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün Türk milli takımının farklı branşlarında şampiyon olan milli sporcularımızla yarıştık, eğlendik. Allah onlara güç kuvvet versin. Onlarla gururlanmaya devam edeceğiz. Adım kadar eminim. Hepinize yolunuzda başarılar diliyorum arkadaşlar. Türk milleti adına size teşekkür ediyoruz. Arkanızdayız. Bayrağımızı dalgalandırmaya, milli marşımızı okumaya ve okutmaya ve tüm dünyaya dinletmeye lütfen devam edin. Kalbimiz sizinle beraber. Sağ olun, var olun arkadaşlar, şampiyonlar. Aileler yarışıyorum, sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi. Yani ne kadar sürçülisan ettiysek affola, sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Hoşça kalın. Onu ben göstereceğim şimdi. Gideceğiz, şeyde ısıracağız. Bak bak, gel. Gel, madalyaları ısıralım. Gel, 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 gel. Buraya gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Aileleryarışıyor.tv'den bize başvurabilirsiniz. WhatsApp başvuru hattımız var. Oradan da bize başvurabilirsiniz. Gelin, tanışalım, yarışın, siz de kazanın efendim. Şampiyonlarla buradayız. Gelin bakalım. Hep beraber seyircimizi de alkışlayalım, selamlayalım. Tokyo'da görüşmek üzere. Tokyo'da görüşmek üzere.